Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda EMCO HMI panele uzak noktadaki I/O modülleri nasıl tanıtacağımızı göreceğiz. Kısa bir video olacak ve HMI çözüm videoları oynatma listesine veya hızlı çözüm videoları oynatma listesine bu videomuzu ekleyelim. Öncelikle bir miktar I/O modülü seçelim. Bunları birbirine şu şekilde kilitliyoruz, bağlıyoruz. Bunları uzak bir nokta olarak kabul edelim. Bağladık. Bir de 3 tane yeterli. CPU PLC kullanmıyoruz bu projemizde. Bir de güç kaynağımızı bağlayalım yanına. Güç kaynağı hariçten de beslenebilir. Birine verince diğerleri de alıyor. Aynı şekilde 485'i birine verince diğerleri de alıyor. Bu şekilde konfigürasyonumuz hazır uzak nokta. Bir de HMI panelimiz var. Bu HMI panel ile I/O modüllerini RS485 hattı üzerinden bağlıyoruz. Modbus bağlantı yapacağız. Şöyle ki bunun arka tarafında RS485 ve 232 bağlantı noktası var. Burgulu kablo kullanıyoruz. RS485'i herhangi bir I/O modülü üzerinde takıyoruz. Hepsi aynı yine veri yolu üzerinden haberleşmiş oluyor. Fiziksel bağlantımızı bitirdik. Şimdi I/O modüllerimizin konfigürasyonunu yapmamız gerekiyor. İlk modüle ID numarası, ikinciye farklı bir ID, üçüncüye de farklı bir ID numarası vermemiz gerekir. Haberleşme ayarlarında panelle aynı olması gerekir. Başka da bir şartımız yok. Şimdi bağlantımızı yaptık. Gücümüzü vereceğiz. I/O modüllerimizi çok kısa hemen nasıl ID atadığımızı görelim. Akabinde de çok kısa bir zamanda HMI'mizi, I/O modüllerimizi uzak noktadan nasıl tanıttığımızı beraber görelim. Şimdi önce I/O modüllerimizi hızlıca yapılandıralım. USB kablomu I/O modülüme takıyorum. I/O modüllerini birbirinden ayırdım. Ve karşıma bir sayfa açıldı. Config.htm dosyasını tıkladım. Cihazdan okuyorum. I/O modülün içindeki data dosyasını okuyorum ve ilgili değerler geliyor. En üstte haberleşme ID 1'miş ilk modülde. Buna 1 veriyorum. İkinciye 2, üçüncüye 3 şeklinde verebilirim. Ya da birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı adresler de verebilirim. Diğer alttakilerin aynı olması gerekir haberleşme ayarlarının. Yani 57600 ayarlıyorsak hızımızı, tümünde 57600 gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda panelde de stop biti 1, eşlik biti yok. Yine haberleşme timeout 3 yapılmış. Bunlar aynı kalabilir ve kalması gerekir. Fakat haberleşme ID'si mutlaka her modülün ki farklı olur. Olması gerekir çakışmaması için. Şu an modüller birbirinden ayrı. Biraz sonra yapılandırdıktan sonra hepsini birbirine bağlayacağım. İkinci modüle ID No 2, üçüncüye de ID No 3 vereceğim. O şekilde göreceksiniz. Tek tek yapmıyorum zaman kaybolmaması için. Bu değeri yazdıktan sonra cihaza yazlıyorum. Data dosyasını gösteririm. Iperto app dizindeki data dosyasını gösteriyorum. Ve kaydet dediğim anda değişmiş halini modüle yazmış oldu. Böylece artık o modülün ID numarası da belirlediğim değer olmuş oldu. Şimdi burada işim bitti. Gelelim Iperto IDE kısmında yapılandırmaya, paneli yapılandırmaya ve modülleri tanıtmaya. Yeni diyorum. Buradan bir isim vermem gerekir. DDD dedim. Herhangi bir isim verdim. Buradan panelimin modelini seçiyorum. 5 Eco modeli şu an benim bilgisayarıma bağlı. USB kablo üzerinden bağlayayım. Karşıma dosyam gelecek yapılandırılmış halde. Şimdi haberleşme sayfası geldi. Haberleşmeyi yapmadan önce modülleri birbirine bağlıyorum. Yapılandırmıştım. Şimdi birleştiriyorum. Ve güç modülünde, power modülünde bağlıyorum. Böylece enerjisini de vermiş olacağım modüllerimize. Böylece 485 üzerine hepsine ulaşmış olacağım. Sadece bir tanesine 485 bağlamıştım biliyorsunuz. Şu an hazırım. USB kablom şu an panele bağlı. Panelden 485 kablom da I/O modüllerine bağlı. Biliyorsun biraz önce burgulu ikili bir kablo kullanmıştık. COM2'yi seçtim. Bir isim veriyorum. GR1 diyelim. Birinci grup anlamında. EMCO diyelim. Ve bir I/O seçmemiz gerekiyor buradan. Buradan seçeceğimiz I/O'ları tek tek seçip ilave edebiliriz manuel olarak. Ya da birini seçip direkt editöre gidip buradan ayarlara gidiyoruz. USB seçili olduğundan emin oluyorum. USB'den bağlayayım. Bağlantı hızımın aynı olduğundan emin olmalıyım. Emin oldum. Şimdi gidip ara diyorum. Böylece 485 üzerinden panelim I/O modüllerine sorgulama yapacak. Var olan, bağlı olan modülleri de burada göstermesi gerekir.
Sorgula dedim. Gördüğünüz gibi 3 adet modül bağlamıştık biraz önce. Üçü de karşımıza geldi. Fakat renkleri böyle biraz soluk gibi. Mouse sağ tık yapıyorum. İstediğimi aktif ediyorum ya da activate all dediğimde tümünü aktif etmiş oldum. Böylece artık tanıtmış olduğum modüllerimi. Gördüğünüz gibi üçü de buraya geldi. Buradan global değişkenleri yükle dediğimde cihaz seçin diyor. Herhangi birini seçiyorum. Global değişkenleri yükle diyorum. İçindeki değişkenlerin tümünü şimdi panele kısmını aktarıyorum. Bakın burada karşıma geldi. Birinci modül bakın 0 diye geçiyor. İkinci modül 1 diye geçiyor. Ve üçüncü modül de 2 diye geçiyor gördüğünüz gibi. Burada işte giriş adresleri, çıkış adresleri, analog girişler, analog çıkışlar, dijital çıkışlar hepsinin uzak adresleri de birlikte geldi. Böylece artık buradan USB bridge'i seçip eğer PLC içindeki soft HMI ile uygulama da yapacaksam soft PLC'yi seçiyorum pardon soft PLC ile ve kaydet demeyi unutmuyorum. Kaydediyorum ve tamam dediğimde artık hepsini tanıtmış oldum. Burada adres etiket editörüne gelip soft PLC etiketlerini al dediğimde bakın tamamı modül içindeki tamamı etiketlerin tamamı buraya gelmiş oldu. Artık bunları soft PLC'mde veya HMI'mde kullanabilirim. Soft PLC'de kullanmak istersek program yazacaksak mutlaka soft PLC'yi de aktif etmemiz gerekiyor unutmayalım. Daha sonra HMI cihazına yüklediğimizden amacımız uygun artık ekranı tasarlayıp PLC programımızda yazdıktan sonra amacımız uygun işlemi gerçekleştirebiliriz. Kısaca modüllerin tanıtımı bu kadar basit ve otomatik. Umarım bu çalışma sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.